Aşağıdaki tablo verilmiş olan örüntü A'nın ilk 5 terimini içermektedir. Örüntü B'yi bu kurala göre oluşturunuz. Kural şuymuş: örüntü A'nın her terimi için terimi 3 ile çarpın ve daha sonra 1 ekleyerek örüntü B'deki karşılığını bulun. Daha sonra sıralı ikili terimleri grafikte işaretleyiniz. Çok güzel. Yapalım. Yani ne yapacağız? A örüntüsündeki her terimi 3 ile çarpacağız ve sonra 1 ekleyeceğiz. Eğer 0'ı 3 ile çarparsak 0 eder, 1 eklersek sonuç 1 olur. 1'i 3 ile çarparsak 3 eder, buna 1 eklersek sonuç 4 olur. Eğer 2'yi 3 ile çarparsak 6 eder, buna 1 eklersek sonuç 7 olur. 3'ü 3 ile çarparsak 9 eder, buna 1 eklersek sonuç 10 olur. Hatırlayın, 3 ile çarpıp 1 ekliyoruz. Eğer 4'ü 3 ile çarparsak 12 eder, buna 1 eklersek sonuç 13 olur. Bunlar B örüntüsünde karşılık gelen terimler. Sonra da bu noktaları grafik üzerinde işaretlememiz isteniyor. Şimdi de bunu yapalım. Örüntü A'daki terim 0 iken örüntü B'deki terim 1. Örüntü A'nın değeri yatay eksende gösteriliyor, değil mi? Örüntü A'nın değeri 0 iken örüntü B'nin değeri de 1 olacak. Örüntü B de dikey eksende gösterilecek. Örüntü A 1 iken örüntü B'nin değeri 4. Bunu da grafikte işaretledik. Örüntü A 2 iken örüntü B 7. 2 ve 7. Çok güzel. Örüntü A 3 iken örüntü B 10. 3 ve 10. 3 yatay eksende, dikey eksende de örüntü B var. Ve sonuncu noktamız, örüntü A'daki değer 4 iken örüntü B'deki değer 13. Örüntü A 0 ile başlıyor ve terimler her seferinde 1 artıyor. Örüntü B ise 1 ile başlıyor ve her seferinde 3 artıyor. Bu mantıklı, zira 0 ile 3'ü çarpıp 1 ekledik ve örüntüye 1 ile başladık. 3 ile çarpmamız bu terimler arasındaki farkın da 3 olmasını sağladı. Şimdi doğru yaptığımızdan emin olmak için bir cevabımızı kontrol edelim. Doğru yapmışız.